Ben her seferinde söylüyorum, şu garajın içerisine girdiğim zaman çok daha farklı olabiliyor. İstediğim her şeyi, hayal ettiğim her şeyi burada yapabilirim. Yeter ki hayal edeyim. Ama buradan dışarı çıktığım zaman artık toplum kuralları geçerli. Bizim krallığımız şuradan çıktığımız zaman bitiyor. Şimdi mevzuya geçelim bakalım. Ne oldu? Normalde bu videoyu şu arabanın yapım aşamasıyla ilgili, tamir aşamasıyla birlikte söyleyecektim ama sanırım bir açıklama şart oldu. Abbas neden çekicinin üzerindeydi? Şimdi o bölüme gelmeden önce Abbas'ın bu yol testlerinde karşımıza neler çıkardı? Bunlarla ilgili bir konuşalım. Evet, yaklaşık olarak Abbas'la 300 kilometre yaptık. Bu 300 kilometre sırasında görüntü olarak ya da çevrenin tepkisi olarak göğsümüzü fazlasıyla kabarttı. Yani trafikte gittiğimiz zaman, ışıklara durduğumuz zaman fotoğraf çekenler, kafasını arabanın camından çıkarıp fotoğraf çekenler, alkışlayanlar, nice job diyenler, şurada kapının önünden geçip de güzel iş, arabanın sağını solunu inceleyen insanlar çok oldu. Tabii hazırlıksız yakalandık. Çünkü benim amacım bu daha sonraki zamanlarda arabanın her tarafına kamera koyup o şekilde yola çıkıp insanların tepkilerini göstermekti. Ama tabii halen aklımızda. Yani bunu herkes görmüş değil. İlerideki zamanlarda da bunların hepsini tek tek göstereceğiz. Evet, 300 kilometre. 300 kilometre Abbas'la birlikte yaptık. Bizim kullandığımız GB4'un aynı zamanda bir application'ı var. Bu application'da telefonda her şeyi net görebiliyorsun. Yakıt basınçlarını, buz basınçlarını, onun dışında enjeksiyonları, bütün coil'lerin hepsinin nasıl çalıştığını çok rahatlıkla görebiliyorsun. Elimiz direksiyonda, gözümüz yolda ama gözümüzün bir ucuyla da map'ı kontrol ediyor. Ne var ne yok. Bütün hepsini tek tek geçtik. Yine söylüyorum. Araba genel anlamda bir sıkıntı yaratmadı. Evet, açık, yakıt presi çok güzel, buz presleri çok güzel, hiçbir sorun yok. Ama kafama takılan veya gözüme çok gelen tek bir şey vardı, o da yağ. Yağ normalde 20 derece hava sıcaklığında şehir içi kullanımda 103 dereceyi gördü. Yani daha fazla da çıkabilirdi belki de. Yani bugün normal şartlarda bir araba için evet 100-110 derece güzel, sıkıntı değil o sıcaklıklarda. Ama Abbas tabi yüksek performanslı olduğu için, her şey modifikasyonlu olduğu için ekstra yakıtları geliyor, metanol geliyor, her şey geldiği için tabi ısınması biraz daha kolay olacaktır. Biz de ne düşündük? N54 motorlarda iki farklı yağ haznesi var. Abbas'ın yağ haznesinde soğutucu yok, soğutucu alt tarafta. Bir de diğer versiyonu soğutucu, yağ haznesinin yanında hemen soğutucu var. Şimdi bizimki farklı olduğu için biz buna ekstradan bir yağ soğutucu önceden almıştık zaten. Ama yol testleri sırasında takıp takmayacağımıza karar verecektik. Evet, ihtiyacı var. Şimdi bizim yapmamız gereken o orijinal olan yağ soğutucuyu N55 yağ soğutucuyla değiştirip onu tekrardan iki bağlantıyla aracın uygun bir yerine, büyük ihtimalle tamponun sağına veya soluna veya ön radyatörün önüne de koyabiliriz. 25 kanallı bir yağ soğutucumuz var. Bunu yerine takacağız. Taktığımız zaman yağ biraz daha kolay soğuyacaktır ya da çok erken ısınmayacaktır. Benim için ideal olanı 80 ile 90 derece arası. Evet, bu Abbas için güzel bir yağ ısısı demek. Bir de diğer sorun gördüğüm yağ pompasında. Çünkü 1, 2, 3, 4 numaralı pistonlara yağı kolay yetiştirebilir. Ama 5, 6'ya genelde orijinal olanları biraz daha az gönderir. Ki dikkat ederseniz ya da biliyorsanız 6 silindirleri genelde yatak sarmaları 5 ve 6'da olur. Niye? Çünkü oraya pompa yağ yetiştirmemiştir. O yüzden de bu ısıyı fazlasıyla arttırabilir. Diğer sebebi bu olabilir. O yüzden biz de şimdi yağ pompasının yüksek performanslara dayanıklı, daha güzel pres yapan bir yağ pompasını değiştirme planımız var. Ama şu an için değil. Bunu ilerleyen zamanlarda önce bir yağ soğutucuyu koyalım. Bakalım, eğer ki yağ soğutucu da istediğimiz performans alırsak amenna. Alamazsak bu sefer yağ pompasını da değiştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı pistonlara rahatlıkla yağ göndermesi gerekiyor. İçerisinde güzel çalışması gerekiyor. Yağ demek motor ömrü demek. İyi yağlama motor ömrünü uzatır. Kötü yağlama motor ömrünü kısaltır. Ama sıkıntı ne? N54 motorları o kadar kötü yapmışlar ki yağ pompası karterin hemen üzerinde. Ama o kartere ulaşabilmek için alt taraftan bayağı yer sökmek gerekiyor. O yüzden şu an için yağ pompasını bekletebilirim. Eğer ki değiştirmem gerekirse de bu sefer motoru komple indirip her seferinde aklımda olan şu piston kollarını da değiştirebiliriz platinyumlarla. Onun dışında Abbas neden çekicinin üstündeydi?
Evet, biliyorsunuz ki seyredenler biliyor tabii. Pazartesi günü Road Balance için randevumuz vardı. Oraya yetişmeye çalışıyorduk. Her neyse yetiştik de. Oraya vardığımız zaman adamlardan ekstradan bir şey istedim. Ne? Alt tarafına girdiğiniz zaman, çünkü benim liftim yok. Alt tarafını çok net göremiyorum. Altına girin, bütün her yeri kontrol edin. Herhangi bir yağ sızması, su sızması, bir yerde bir şey kaçaklık görürseniz bunun notlarını alın ve bana bildirin. Bu adamlar da tabii yapmış bunu. Biz 12.30 gibi oraya gittik. Biz arabalara gittik. Bana raporu verdiler. Evet, arabanın tekerleklerin alinmanını, yani balans ayarını yapmışlar. Biz arka tarafa biraz kamber istedik. O kamberle yerine getirdiler. Güzel. Sürtmesini engelleyecek kadar var. Peki yaptıkları muayenede ne çıkmış? Evet, herhangi bir yerde bir kaçaklık yok. Yağ kaçağı, su kaçağı, herhangi bir şey yok. Herhangi atladığımız bir sıkma işi yok. Yani cıvataların hepsi de yerinde. Bana verdikleri raporda bir ön farların uzunları yanmıyor. Ki bunu biliyoruz. Orijinal ile benim taktığım parça arasına bir ek takmam gerekiyor ki uzunlar da devreye girsin. Bunu biliyoruz. Bir de muffler'ın yok demişlerdi. Yani muffler yok. Bunu biliyoruz. Egzoz zaten bizim oldu olası başımızı ağrıtan bir şeydi. Nasıl bir çözüm üreteceğiz? Nasıl bir egzoz yapacağız? Bunu bilmiyoruz. Hatta en son bir dakika. Yes! İşte bu. Normalde Atlas için düşündüğümüz egzoz bununla yapılacaktı. Yani artık buna egzoz demek olmaz, bildiğiniz boru. Şöyle bir atayım buraya. Kafamızdaki egzozda ne vardı? 3 tane çıkış, 3 tane valve, farklı sesler, düşük ses, orta ve en yüksek ses olarak 3 tane valve olarak ayarlayacaktık. Ama şansımız kalmadı. Biz o gün muayene yerinden çıktıktan sonra yaklaşık 10-15 dakika sonra polis durdurdu. Biri önümüzde, biri arkamızda, sirenleri yaktılar. Tabii ki tartışmasız çektik sağa. Adam direkt geldi. Dedi ki tehlikeli araba sürüyormuşsunuz. Hakkınızda şikayet var. Şimdi evet, anlıyorum. Radikal bir araba, değişik, farklı bir araba. Ama şikayet nedir onu anlayabilmiş değilim. Yani kimsenin hakkını gasp etmedik, kimsenin hakkını yemedik. Kendi emeğimizle yaptık, uğraştık, didindik, ortaya böyle bir şey çıktı. Neden şikayet edilir anlamış da değilim. Neyse, sorun değil. Dedi ki alkol var mı? Alkol bu saatte yok. Ondan sonra arabanın ruhsatını aldı, gitti. Biz tabii trafiğe çıkmadan önce bütün renklerini falan işlemiştik. Yani renklerini değil, rengini. Ana renk sarı olarak işlemiştik. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Ama dedi ki bir de arkadaki morun da işlenmesi gerekiyor. Dedim haberim yok ama en yakın zamanda yaparız. Çünkü zor bir şey değil. 15-16 dolar verdiğin zaman ruhsata işlemesi çok kolay oluyor. O sıkıntı değil. Ondan sonra arabanın arkasına geçti. Arabayı çalıştırdık. 1500 devire çık, 1500 devire çıktık. 3000 devir çıktık. 5000 devir çıktık. Sonra geldi, dedi ki legal seviyelerin üstünde. Bana da şeyi gösterdi. Ölçüm aletini, Rolanti'de çalışma ses oranı 9.8. Yani düşünün, bir de açık alanda 9.8 gibi bir ses çıkarması anormal. Şikayet etmişlerse ondan etmişlerdir diye düşünüyorum. Başka da umarım ki altında farklı bir mantık yoktur. Sonuçta arabanın üzerindeki o amblemler, sağındaki solundakiler insanların gözüne batmış olabilir. Ama yine söylüyorum, umarım ki o değildir. Farklı iki tane gençtir, zoruna gitmiştir, aramış polisi ve şikayet etmiştir. Umarım her şey bundan ibarettir. Neyse, peki ne yapabiliriz? Bize 3 hafta verdi. 3 hafta içerisinde egzoz muayenesinden geçmemiz gerekiyor. Bir adres verdi, buraya gidin, sorun ne yapmanız gerektiğini diye. Peki gidebilir miyim? Gidemezsin dedi. Çekiciyle gitmek zorunda burada. Okey dedi, istersen çek şu ileride indir. Yani polisler de gayet iyiydi. Arabayı da gayet beğendiler, etrafında dolaştılar, fotoğraf çekti. Eyvallah. Neyse dedi ki istersen götür ileride indir, çekici gelsin. Çekici geldikten sonra dedim gelmişken beni eve kadar götür. Arkaya yattığım eve kadar geldim. Ondan sonra ertesi sabah direkt egzozcuya gittik. Egzozcu dediğim aslında normal bir egzozcu ama işte bu belediye ya da polis adına kontroller yapan bir yer. Adamlara danıştık ne yapabiliriz diye. Adamların sesten aslında çok fazla bir sıkıntıları yok. 7.5 maksimum dedi ama ses toleranslı. Biraz geçebilir. Ama en çok dikkat ettikleri çiğ yakıt atmaması gerekiyor. Egzozun patlamaması gerekiyor. Katalitik konvertör, bunların hepsinin üzerinde olması gerekiyor ki Atlas'ın biz downpipe'larını eklemiştik, yani dolayısıyla onlar iptal. Bir şekilde bir ayar çekeceğiz. Yani Atlas şu anda bizi korkutmuyor egzoz konusunda. Niye? Çünkü egzoz zaten aklımızdaki bir şeydi. Bugün, yarın yapmak zorunda olduğumuz bir şeydi. Hep düşündüğümüz bir şeydi. O yüzden biz kendimizde bir eksi görmedik. Ama eksi ne oldu? Rodaj ayarını biraz da uzattı. Ki benim Türkiye'ye gelmek gibi bir planım var. O plan çerçevesinde en azından Türkiye'ye gelmeden Abbas'ı bir kez dahi olsa piste sokmaktı. Oradaki performansını görmekti. Ama o biraz uzayabilir.
sıkıntı değil. Onun dışında yine boştaydık. Hatırlıyorsanız çok eskiden, bundan 1,5 yıl önce bir Mercedes almıştık onun sağıyla soluyla uğraşırken. Derken Abbas'a yönelmiş, o Mercedes'i kenara çekmiştik. Ondan sonra gidip şu Mercedes almıştık. Niye? Bunun parçalarını ona takacağız diye. Onu modifiye yapmayı düşünüyorum. Bu evet 3.5 motor. Büyük motor olmadığı için modifiye pek geleceğini düşünmüyorum. Ama diğerinde 8 silindir var. Ve güzel bir yakıt sistemi, güzel bir havalandırma sistemiyle, ateşleme sistemiyle güzel bir performans alacağımı düşünüyorum. Body'sini de aynı şekilde değiştireceğiz. Ama şu anda yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bu arabanın motorunu çözebilirsek ondan sonra diğerine başlayacağız. Dememo ki Abbas beklentilerini karşıladı. Yolda gidişi, milletin gözünün üzerinde olması, bunlar hepsi bizim göğsümüzü kabarttı. Yani evet, verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımıza inandık. Umarım daha güzel olacaktır, daha performanslı olacaktır. Bütün eksiklerini bu yol testlerinde hepsini halledeceğiz. Ve gelen yorumların çoğunda şu gelmişti. Araba leylek gibi duruyor, yüksek. Değişecek mi yüksekliği? Evet değişecek. Yani şu anda 20 santim'i ayarladık. 20 santim olarak şehir içerisine gidiyoruz. Niye? Sağına soluna sürtmeden, kaldırımları kasisleri sürtmeden en azından şu yol testini tamamlayalım. Tabii biz ideal seviyeye getireceğiz. Daha düşecek. Aklımdaki şehir içi kullanımında 10 ile 15 santim arasına kadar düşürmek. Yani 12-13 santime kadar düşürmek. Ondan sonra piste çıkacağı zaman 5 ile 10 santim arasında maksimum seviyede, ki daha altlarına eklemeler yapacağız, o seviyelere getirmek. Jantlar üzerinde büyük. Jantlar sadece city içerisinde, yani şehir içerisinde kullanımda o jantlar kullanılacak. Ama piste olur da çıkacak olursak daha küçük ebatlı jantlar, daha kalın lastiklerle ilerleyeceğiz. Evet, diyeceğimiz bu kadar. Bir sonraki videoda şu arabanın motor problemlerinin hepsini çözmeye çalışacağız. Belki işinize yarar. Nasıl yollar izleyeceğiz, neler yapacağız, nasıl hataları, sorunları bulacağız, bunların hepsini elimizden geldiğince tek tek anlatmaya çalışacağız. İşinize yararsa ne mutlu bize. Evet, seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Korkmayın, Abbas'a hiçbir şey olmadı. Uzun sürede inşallah olmaz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üstünü kapat. Kapatayım mı? Ya. 3 hafta böyle yatacak. Yapacak bir şey yok. Bu taraf böyle mi? Spoiler iş yapıyor. Spoiler mi? Spoiler mi? Spoiler mi?